20 yıl kadar önce, belki biraz daha eski olabilir, Servet Kasetçilik tarafından bir çalışma önerildi. Halk oyunlarını gelecek kuşaklara taşımak açısıyla VCD'ler hazırladık. Ama o günkü teknoloji ya da benim daha önceki yıllarda yerinde yaptığım tespitler oldukça bugüne göre eski teknolojiyle yapılan çalışmalar. Fakat şunu unutmamak gerekir, teknoloji yenilendikçe, günümüze doğru yaklaştıkça halk oyunlarındaki karmaşa ya da farklı kültürlerden etkilenme üst safhada. O günkü çalışmalar o yüzden çok değerli bence. O değerli çalışmaları kayıt altına almak, VCD'lerle yayınlamak önemli bir çalışmaydı. Dünyanın pek çok yerinde halk oyunları artık günümüzde bir hobi. Özellikle 30 yaş üstü genç insanlar tarafından hobi olarak yürütülüyor ama aynı zamanda bir sanatsal faaliyet, sahne sanatlarıyla tanıştığı, sahne kuralları uygulanarak çok muhteşem gösteriler hazırlanmaya başladı. Bu gösterilere, bu çalışmalara kaynaklık etmesi açısından bu yapılan Belgelerle Zeybek Öğreniyorum VCD'leri önemli bir kaynaktır. Onun için çok değerlidir. Teknolojisi eski olabilir ama çok değerli çalışmalar. Tekeler Zeybeği, Abdurrahim Karademir ve Ali Boztepe tarafından 1992 yılında Karpuzlu ilçesi Tekeler köyünden video kaydı yapılarak tespit edilmiştir. Bu zeybek, halk oyunları eğitmeni Mustafa Eriş ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Vehbi Can Uyaroğlu tarafından 2001 yılında düzenlenmiş ve aynı yıl düzenlenen bir yarışmada Aydın Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenmiştir. 1. Havaya girme. Dönmeli bacak çelme. 3. Çapraz yürüme. 4. Diz vurma. 5. Çaprazlı diz vurma. 6. Dönmeli gerilme. 7. Kol çekme. 8. Dönmeli kol çekme. 9. Bitiriş.